Şöyle söyleyeyim, Türkiye'nin içerisindeki bulunduğu kriz biraz küçümseniyor. Çünkü bir şekilde medya algısından ötürü örtülüyor. Cüsseyi olduğundan güçlü gösterilmeye çalışılıyor. Halk markete gittiği zaman fakirleşmeyi görse de, işte işsizliği görse de bir şekilde bunu ya Türkiye'de zaten hiçbir zaman çok iyi bir ülke değil deyip içselleştiriyor. Fakat durumun ne kadar kötü olduğunu şöyle söyleyeyim. Çok dile getirilen bir şey var. Eğer Türkiye'de işte hukuk, adalet, demokrasi, basın özgürlüğü tekrardan tesis edilirse krizden çıkarız gibi. Hayır, durum o kadar kötü ki bunlarla çıkamayız. Tabii bunlar olmadan da çıkamayız. Önce onu söyleyeyim. Fakat şimdi bizim az önce Murat hocamız bahsetti, bir kaynak sorunu var. Kaynak da şöyle, sıfır noktasından başlamıyoruz. Nereden başlıyoruz? Türkiye'nin 431 milyar dolar dış borcu var. Hatta iç borcunda 35 milyar doları döviz ve altın cinsi. Yani sıfırdan değil. Ayrıca bunun 171 milyar doları kısa vadeli, bir yıl içerisinde döndürmemiz gereken. Kadri Bey'in söylediği vardı. Evet, ithalat yapmakta zorlanıyoruz. Bizim şu anda kısa vadeli ithalat açığımız, ödeme açığımız 51 milyar dolar. Bunun bir kısmını önümüzdeki aylarda ödeyeceğiz ki daha fazla mal almamıza bizim imkan tanısınlar. Dolayısıyla şu andaki durum böyle bir borç sorunundan itibaren başlıyor. Sonra buna ek olarak söyleyeceğim bir şey şu: kurumsallık yok. Yani şu esnada bugün mesela neyi kutladık? Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 20. yılını. Üyelerin hepsi İslami bankacılık temelli ki iş gücü piyasasında bu katılım bankalarından gelenler genelde en az yetişmiş olanlar olurlar. Hadi onu bir kenara bıraktım. Vakıf Bank'ta, Türkiye'nin en büyük 7 bankasından birinde Hamza Yerlikaya yönetim kurulu üyesi. Böyle bir durumdayız. Başka sorunlar da var. Mesela gelişmiş ülkelerin bazı sorunları var. Bize daha sirayet etmedi. Biz önümüzdeki yıllarda bunları çok konuşacağız. Sosyal güvenlik açığı mesela. Bunlar şu anda iktidar değişimi bile olsa bu sorun uzunca bir süre devam edecek ve çözümü uzun yıllar alıyor. Mesela genç işsizlik var. Yıllarca biz Türkiye'yi kendimizi nasıl pazarladık? Dedik ki Avrupa'nın kıyısında, çok yakınında iş gücü maliyetleri düşük olan ve nüfusu dinamik bir ülkeyiz. Şimdi artık o nüfus büyüdü. Türkiye'de ortanca yaş 33-34'e geldi ve eğitemedik bu grubu. Şimdi ne yapacağız? Dolayısıyla söylemeye çalıştığım nokta şu: kaynak sorunu var. Bu kaynak sorunu iki taraflı. Biri döviz kaynağı sorunu var. Evet, dış borçlar, iki hazine garantili verilmiş döviz borçları. Bir de ek olarak insan kaynağı ihtiyacımız var. Devlet içerisinde, özel sektörde hep yanlış kişiler, yetersiz kişiler yetkiye almış durumda. Haliyle de Türkiye'deki bir araba olarak düşünürsek gidemiyor.